Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olup like attıysanız videoya geçelim. Biliyorsunuz ki, en büyük isteğimiz yıllardır First Win, yani ilk müzik şovu ödülümüzü almak ve bunun için hep çok çalışıyoruz ama maalesef bir türlü kazanamadık. Aslında, Deja Vu Era'da, Dreamcatcher First Win almıştı. Ama puanlarda oynama yapıldı ve o gün Dreamcatcher'ın hakkı olan ödül başka bir gruba verildi. Öncelikle altını çizerek söylüyorum ki, söyleyeceklerimin hepsi kanıtı var ve doğrudur, ayrıca videoda geçecek hiçbir gruba, yani Evercelove'a, kötü bir söz söylemiyorum. Şimdi olayın aslını anlatayım. Dreamcatcher, Deja Vu ile comeback yapmıştı ve müzik şovu The Show'da 24 Eylül 2019 günü performans göstermişti. Ve kazanan açıklandığında sadece 11 puan farkla Evercelove kazandığı görünüyordu ve aynı zamanda bu Evercelove ilk müzik şovu galibiyetiydi. Ama şov bittikten sonra, şikayetler gelmeye başladı ve hayranlar, gerçek kazananın Dreamcatcher olduğunu, The Show'un puanları değiştirdiğini ve Dreamcatcher'ın kazanması gerektiğini söyledi. Bu sadece kuru bir şikayet değildi, çünkü ortada matematiksel kanıtlar vardı. Şöyle ki, ödül hesaplamaları The Show için 3 kategori üzerinden hesaplanır. 1. Şarkı artı albüm puanları. 2. Ön oylama artı uzman puanları artı YouTube. 3. Gerçek zamanlı oylama olarak belirlenir. Ön oylama için Dreamcatcher %54, Evercelove %23 ve CLC %18 aldı. Dreamcatcher ön oylama kategorisini kazandığından, otomatik olarak 500 puan aldı ve Evercelove 213 puan aldı. YouTube'a bakıldığında Dreamcatcher'ın Deja Vu filmi 2.263.630, Evercelove'un Adios'u 3.076.173 izlenme aldı. Bu puanları hesaplarken Dreamcatcher 1472 puan, Evercelove ise 2000 puan kazanmış olacaktı. Dreamcatcher'ın uzman kategorisinde 0 puan aldığını ve Evercelove'un tüm puanları aldığını varsayarsak, ön oylama artı YouTube artı uzman bölümünün toplamı Dreamcatcher için 1972 puan ve Evercelove için 3773 puan olurdu. Ancak şovda açıklanan puanlar, Dreamcatcher'ın puanlarının olması gerekenden 122 puan daha az olmasına neden oldu. Evercelove'da ise 53 puanlık bir fark vardı. Dolayısıyla, sözde bu puan hatalarını düzelttikten sonra, Dreamcatcher'ın yeni toplamı 7.972 puan ve Evercelove'un 7.914 puanı olacaktı. Uzman puanları hariç tutulsa bile toplamlarda 100 puandan fazla fark var. Biraz karışık oldu ama umarım anlamışsınızdır. Hayranlar sürekli olarak bir açıklama istediler ama hiçbir gelişme olmadı. Sonuç olarak The Show Dreamcatcher'ı açıkça sabote etti. Zaten şu anda da fandom The Show'dan nefret ediyor. Umarım hak ettiğimiz ödülü en kısa zamanda alırız. Üyeler bu ödülü çok istiyor ve o ödül bizim için birçok şeyin anahtarı olacak. İlk ödülü kazanmanın yollarını tekrar biliyorsunuz. Anlattığım oy verme uygulamalarını yükleyerek Dreamcatcher aday olduğunda onlara oy vermek, güçlü bir şekilde stream kasmak ve albüm almak. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.